Evet sevgili dostlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz önceki videolarda kargolarımız gelmişti. Kafeslerimiz, yuvalıklarımız, mamalıklarımız, akıllı yemliklerimiz gelmişti. Şimdi kafeslerimizi katlı hale getirdik, kurduk, üretimhaneyi büyütüyoruz. Bir 10 takım daha aktırma niyetimiz var. Kafesleri koyduk. Dedik üretimhanede kurulumu yaparken neler yapıyoruz? Biraz da sizleri onları izletmek, onları göstermek, onları anlatmak istedik. İsterseniz ufaktan yuvalık takılışına başlayalım. Yuvalıklarımızı hazırladık. Görüyorsunuz kancalarını da taktık. İçine plastik folluğumuzu koyduk. Şimdi ufaktan takmaya başlayalım. Şöyle ilk yuvalığımızı takalım bakalım. Haydi bismillah. Evet. Evet, ilk yuvalığımızı taktık. Şimdi ikinci yuvalığımızı takalım. Onu buraya takıyoruz. Benim bu sezon öyle bir alışkanlığım var. Evet. Evet, bunu da taktık. Şimdi sıra geldi bunlara. Evet, bunların içinde zaten. Şurayı da takalım. Arkadaşlar ben niye 5 kat yaptım? Şöyle de göstereyim. Bu arada videoda anlatmıştım. Bunlar birbirine geçmeli. Bakın şuradan tuttuğumuz zaman bakın şu şekilde ayağa kalkabiliyor. Herhangi bir ayrıma söz konusu değil. O yanlarındaki kancalar bunları tutuyor. Bunları yani rahat bir şekilde üst taraftan veya şu ortadan duvara asabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz sevgili dostlar. Evet geldik buraya. 1, 2, 3. Evet şunu da takalım. Bunu da taktık. Bu arada iki yuvalığımızın şeyi yok arkadaşlar. Kancası yok. Ve üst kısmı gelmedi. Büyük ihtimalle bir karışıklık oldu. Onlar da yakın zamanda gelir. Veya ben de hallederim. Çok da dert değil onlar zaten. Evet. Şurayı da takalım. Bunu da taktık. Üst tarafa. Buraya gelmez. Şuraya. Takalım yuvalığımızı. Bismillah. Hadi oğlum bir Allah tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şu yuvalığımızı da şuraya taktık mı? Haydi bakalım. Bismillah. Şurası olmadı. Şurayı biraz da dışarı çıkartmamız lazım. Şu şekilde vidaları dışarı çıkar oynatarak ayarını yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet bunu da taktık. 1, 2, 3. 2 tane yuvanın vidası yok. Bir tane yuvanın da kapağı yok. Onları ayarlayacağız ama yakın zamana. Çok acelesi yok zaten. Şimdi erkekleri tekleyeceğiz ama öncesinde burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Evet. Burada malzemelerimiz burada. Şöyle ufaktan bunları takalım. 200 cc sulu kullanıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu da taktık. Hatta içinde kumlukları var. Şöyle kumluklarını da takalım. Evet bunlar fazla. Şöyle kenara koyalım. Bunu da kumluğu şöyle. Kumluk olmazsa olmaz biliyorsunuz. Bu folluğu yerine koyabiliriz. Evet, üretimhaneyi büyütüyoruz. Bakalım hayırlısı, Allah sonunuzu hayretsin. Bu aslında bu büyütmek pet shop'a atılmış bir adımdır arkadaşlar. Pet shop'ta açacağız inşallah. Bu ara işler güzel. Allah bereket versin.
yavru yetiştiremiyoruz. Biraz daha üretimhaneyi o yüzden büyütmek istiyoruz. Vesselam. Evet, burada da şey var. Buranın eksik mi? Şuranın eksik. Şuraya da takalım. Yuvalıkları nasıl yaptığımızı göstermiştim size. Hem kargo anlamında ucuza geliyor, hem de ya kendiniz yapıyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Şuraya bakalım. Oh, burada da var bayağı malzeme. Oh. Evet, sulukları. Şurada suluk yok. Şuraya takalım. Ondan sonra bir suluk daha. Ondan. Şuraya takalım. Burada şeylik yok, kumluk yok. Şuraya bir kumluk. Bir suluk daha. Alt tarafa. Bir kumluk alt tarafa. Bir suluk üst tarafa. Dediğimiz gibi sulukları yemlikten uzak tutuyoruz. Çünkü yemliğe yakın koyduğumuz zaman buradaki yemi taşıyıp suluğun içine dolduruyor arkadaşlar. Ne kadar uzak tutarsak, yani %100 engelleyemeyiz ama ne kadar uzak tutarsak bizim için o kadar iyi. Kumluk bir adet şuraya. Bir kumluk daha bir adet şuraya. Bunu nereden almıştık? Şuradan almıştık. Geri koyabiliriz. Ondan sonra şurada da malzeme olması lazım. Hoppa, bu ne oldu? Tamam, oturdu. Buraya suluğunu taktık, kumluğunu taktık. Tamamdır. Bunu da kumluk. Bunun kumluk yeri burası olacak. Bunun kumluk yeri şurası olacak. Tekrar şunun kumluk yeri de şurası olacak. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol da. Allah Allah. Şey mi, az yukarıda mı unuttuk acaba sulukları? Neyse, dur bakalım şu yuvalıktan belki çıkar. Yuvalıklarımızı kapatalım. Kapan. Hah. Burada var mı? Oh, burada var. Aynen öyle. 3 tane suluk var bunun içerisinde. Buraya. Suluklar gayet kaliteli arkadaşlar. Tavsiye ederim. Biliyorsunuz Ceylin Kuş Evi'nden almıştık kafeslerimizi. Mehmet Çapar'da. Kendisi İstanbul Bağcılar'da yeri. Altına linkini koyacağız zaten. Hem Instagram hem Facebook adresinin linkini koyacağız. Yolun Kuş Evi'nden geldik derseniz size yardımcı olacaklar arkadaşlar. Evet. Şunu da şöyle koyalım. Ya şu yeni sıfır kafeslerin şu halini çok seviyorum. Tertemiz duruyorlar. İçinde kuş yokken. Evet, şimdi ne kaldı? Şimdi akıllı yemliklerimiz kaldı arkadaşlar. Akıllı yemliklerimizi de alalım. Evet. Şu alt tarafı. Bakın. Şöyle bir bölmesi var arkadaşlar. Pardon. Şu içeride şöyle bir bölme yapabiliyorsunuz. Ama ben aktarı kullandığım için öyle bir bölmeye ihtiyaç duymuyorum. Şuradan üst açık şekilde olacak zaten. Şuradan geçiriyorum alt haznesini. Şuradan da gelip bakın üstten tutturuyorum. Alttan da tak diye oturtuyorum. Tamam, bu. Tamam. Aynen bu şekilde. Çok zor bir olayı yok. Sadece içindeki şeyleri ayırıyorsun. Kapakları zaten içinde. Kapaklarını kullanmıyorum biliyorsunuz üretimhanede. Doldur boşalt yaparken sıkıntı oluyor. Ha, şöyle bir sıkıntısı var. Hozlanabiliyor ama yem sirkülasyonu çok olduğu için çok bir problem yaşamıyoruz.
Evet. Bunu da getirdik. Tamamdır. Bu şeyler benim önceki yemliklerden sağlam. Akıllı yemliklerden. Geçen videoda hatırlarsınız, bir tane kırık vardı, saplamış vardı. Biz onu Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdık, sprey ile de beraber düzelttik arkadaşlar. Bakın şunda da bir çatlak var ama çok da göze batacak bir çatlak değil. Çok da sıkıntı olacak bir çatlak değil. Evet, bunu da taktık. Şöyle dörtlü paketler haline geliyor. 12 tane sipariş vermiştik. Ürünlerimiz geldi. Evet, bu niye çıktı bakayım, sen niye çıktın? Evet. Bazı insanlar akıllı yemlik kullanmak istemiyor arkadaşlar. Saygı duyuyorum. Hani ama benim için daha rahat, daha opsiyonel. Daha iyi verim alıyorum. Kimisi akıllı, mesela bazı üretim kafeslerinde akıllı yemlik kapısı olmaz. Yok. Yani giyotin kapı yok. Ben özellikle alırken giyotin kapılı almayı tercih ediyorum. Niye? Ya akıllı yemlik daha kolay arkadaşlar. Yani çok yem koyabiliyorsunuz. Şey olduğu zaman, akıllı yemlik olmadığı zaman sürekli yemi boşaltmanız gerekiyor. Bunda alt haznesi olduğundan dolayı yem tozları, yem kabukları rahat bir şekilde altına çökebiliyor. O yüzden temizlemesi de gayet rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. Tabii ki giyotinli kapıya ihtiyacınız onun için. Kafes alırken, yani üretim yapacaksanız giyotin kapılı bir kafes alın. Ama tek kuş bakıyorsanız normal, şu yemlikli, normal yemlik kapılı kafes alabilirsiniz. Çünkü bir kuşun günde yediği 10 gram 15 gram yemdir. Ama yavrulu olduğu zaman miktar epey artıyor arkadaşlar. O yüzden yavrulu takımlarda üretim yapıyorsanız akıllı yemlik kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Bu otomatikman, şu kafesler, eğer eşe atarsak onunla da alakalı video gelecek. Hangi kafeslere, hangi erkeklere atacağız? Bu süreci size güzel anlatmaya çalışacağım. Bu da önemli bir süreç. Bu video her ne kadar bir vlog videosu olsa da, bir genel durum videosu olsa da en azından üretimhane açmayı düşünen arkadaşlar için fikir sahibi edinici bir video arkadaşlar. Mutlaka başından sonuna kadar izleyin. Evet, şunu da taktık. Evet, bu da tamam. Akıllı yemlikler güzelmiş, hoşuma gitti. Elim gözükmüşse kusura bakmayın. Evet. Akıllı yemliklerimizi de taktık. Küneklerimizi de takacağız arkadaşlar. Yemlerimizi ve suluklarımızı da doldurduktan sonra erkekleri teklemeye başlayacağız. Bu ayrı bir videonun konusu. Bir sonraki video erkekleri tekleme ile alakalı olacak. Erkeklerimizi de tanıtacağız. Yeni teklediğimiz erkekleri tanıtacağız. Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bu üretimhane büyütme serisini mutlaka izleyin. Üretim düşünen arkadaşlar için çok güzel bilgiler, en azından fikir sahibi olmaları açısından çok önemli.
Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir Rize gününden bütün Türk yurduna selam olsun. Allah'a emanet olun.